Hanım, Asuman Hanım'la bayağı tartıştınız. Ay bu Asuman'ın var ya, benden çekeceği var. Burnundan böyle getireceğim, bana bugün böyle zor durumda bıraktı ya beni. Burnundan getireceğim. Külahı da beğenmedi. Külahı da beğenmedi tabii. Beğenmez, işine gelmedi de onun için. Onun gününde ne yapacaksınız çok merak ediyorum. İnanın bilmiyorum neler olacak yani. Uygar Bey de sizin tarafınıza geçti. Ama benim tarafıma geçmedi aslında. Baktı ki evet, benim yemeklerim gerçekten lezzetli. Bir kişi doğru düzgün hani hayır, hiç güzel olmadı. Yemeğini beğenmedim, lezzetli değil, hiç kimse dedim. Bakalım tatlıyı beğenecekler mi? Bakalım tatlıyı beğenecekler mi ama ansiklopedi illaki bir kusur bulacak. Bunu mutlaka öğrenmelisiniz. Bilgi önemli, yani, bilgi. Bilgi, bilgiyse ansiklopedi yani diğer birini de dinlemelisiniz. Benim her yaptığım olay olur. Benim her yaptığım yemek dillere destan olur. Her yedikleri zaman yıllar sonra unutamazlar. Gerçekten böyle. Unutamıyorlar. Sen bize şunu yapmıştın. İnanın kafemde dahi rezervasyonla geliyorlar. Kafeyi ben bir senelik açtım. Çok kısa bir tecrübeydi. Mekaniği bıraktım. Babam Alzheimer hastası oldu. Annem rahmetli oldu. Babamla evimin arasında böyle bir hobi. Bir yıl, iki aylık bir dönem. Kafenin o hobi yeriydi benim için. Bütün tasarımlarını, modellerini, bakın şeylerini, inşaatını, gerçekten hepsini ben yaptım kendim. Benim bunu yalansa zaten herkes söylesinler. Masuman Hanım, yemek yaparak para kazandınız mı? Para kazandım. Ama dükkan satıldığı için mecburen kapatmak zorunda kaldım. Satılmasaydı hala çalışacak mıydınız? Elbette, kesinlikle. Şunu da alabilir miyim? Siz ben var ya, anlamadım. Beni kesinlikle korkutmuyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Uygar çok beğendi tatlıyı, ikinci benim tatlıyı beğenmedi değil de ben konuşmasından, tadından bir şey anlayamadım. Siz beğenmediniz mi? Ben ama rejimdeyim. Size yalvarıyorum. Lütfen. 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 Yani bir artık kulaklarım duymuyor. Duymuyor, kulaklarım duymuyor. Ne tat alabildim, ne bir şey duyabildim. Ya lütfen. Yani sana sıra geldi mi? Konuş, yorum yap, bizim sözümüzü kesme. Uygar. Enerjimizi siz, alma. Siz bak aynı şu anda nezaketsizliği siz yani, yapıyorsunuz. Seda Hanım, her şeyde siz Nuray Hanım'la konuşuyorsunuz. Bak, Seda Hanım size bir soru soruyor. Seda Hanım size sus diyor. Siz bana çatıyorsunuz. Bak sus diyor, siz susuyorsunuz. Bakın şu noktaya, ağzı... şu noktaya bir parantez açalım. Ama bir dinler misiniz beni? Seda Hanım bakın, size bir yorum istiyor. Lütfen sakin olun. Lütfen. Seda Hanım size bir soru soruyor, yorum istiyor. Nuray Hanım, Nuray Hanım'ın yemeğiyle alakalı. Siz Nuray Hanım'a yorum yapacakken bana taş atıyorsunuz. Bak bana sevginizi gösterin. Bana taş lütfen atıyorsunuz. Sevginizi gösterin, saygı duyun. Ben sevgi gösteririm. Evladım Göksu, tatlı nasıl? Asuman Büdür. Tatlıyı nasıl yaptınız? Tatlıyı nasıl yaptım? Tarifini mi istiyorsunuz yoksa? Ya kızarttınız, makarna mı verdiniz? Kızarttım. Evet, çünkü Erzurum, çıtır çıtır olması gerekiyor. Galiba, Erzurum usulü yaptım zaten ben bunu. Yumurtaya buladım. Kızarttım, şerbetin içine attım. Evet. Çıtır çıtır derken o tepside değil yani. Tatlınızı beğenmedim. Normalde çıtır çıtır olması gerekiyor. İçi hamur kalmış. Yanına dondurma servisi yapsanız daha güzel olur. İçi çok yumuşak olmuş. Artı dışı sert olmamış. Artı bu dondurmayla servis edilir. Evet, yani olabilir. Dondurmayla evet, servis edilir. Evet. Çünkü bunu bundan tat almamız için bundan kesip dondurmayla yiyebilmemiz lazım ki tadını alabilelim. Çünkü tat alamadım. Bitirdim ve Seda Hanım'kini aldım. Gördünüz. Tat alamadım ve konuşmasından tat alamadım. Yani yine bu sofra, bu sofra çok değil. Benimle alakalı mı? Hayır. Tatsızlık demek istedin. Hayır. O da, onun da payı var. Ben eksiklerini söylüyorum. Tam ben, yapmışsın, emeğine sağlık. Tatlıyla benim ne alakam var da bana çatıyorsun? Cevap verebilir miyim şimdi sana? Bırakın. Vallahi durun, su dökelim. Bir saniye. Biz hepsine birden cevap ver bence. Ümit, seni de dinleyelim. Su alabilirim. Şimdi tatlı bence finaldi. Ben hani finali böyle kapatmasını istemezdim Nuray Hanım'ın. İçi hamur olmuş. Hani Erzurum, hani bu Erzurum'a ait, ben de yedim daha önce. Çok farklıydı benim yediğim. Bununla hiç benzeşmiyordu. Şekeri, şerbeti biraz az olmuş. Malzemeden çalmış bence. Yok. Yani az olmuş şekeri, şerbeti. Ama finali bence çok iyi yapabilirdi. Sunum eksikti. Hani bence dediği gibi etrafına en azından dondurma ya da başka bir şeyle bir sunum yapardı. Tamamen sade, çok hani sona geldik işte, alın işte bu da benim tatlım, yemeklerim güzeldi ama tatlımı da beğeneceksiniz diye koydu ama maalesef
Fiyasko çıktı. Tatlısını Asuman, beğenmedim. Asuman sen tatlıyla ilgili konuşmuş muydun bacı? Konuşmadım. Konuşmadım. Sen de söyle. Ben tatlıyı fazla sevmiyorum zaten. Tatlıyı çok yiyen birisi değilim. Sütlü tatlıları seviyorum. Hamurlu, kadayıf veya böyle baklava tatlılarını bile yemiyorum. Şekerpareyi de yemem mesela. İki tane tatlı benim zaman. Sütlü, sütlü tatlıyı seviyorum. Bakın sütlü, kazandibi, sütlaç, bunun gibi tatlıları severim. Ama bu tarzdaki tatlıları çok yemiyorum. Severek yemiyorum. Bunu sizin sunumunuzda şerbeti biraz daha kıvamında olup üstüne Antep fıstıklarıyla, güzel dediği gibi kardeşimizin yanına bir dondurmayla ek süsleyip koyabilirdiniz. Size peki, de size de yakışan buydu aslında abi. Sizin sunumunuzda. Evet, dondurma gerçekten benim aklıma gelmedi. Gelmedi yani, ben kesinlikle oynamıyorum. Hani oynayanlara söylüyorum bunu. Sana saygımız sonsuz. Oynayanlara aynen, sana saygımız ya. Sonsuz. Aklıma gelmedi, düşünemedim ama tatlım güzel oldu ya. Erzurum dolması aslında, onlar öyle derler. Böyle oluyor yani. Ben arkadaşlarıma ve lokantalarımda Erzurum'da da yedim. O tepside burma dediğiniz çıtır oluyor. Evet. Çıtır oluyor. Ha, o çıtır oluyor ama bu olmuyor çıtır. Peki arkadaşlar, buyurun kalkalım. Eline sağlık. Afiyet olsun arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık. Evime geldiniz. Afiyet, şekerler olsun.